Ramazan ayı boyunca gönül coğrafyamızdan, farklı ülkelerdeki Müslüman topluluklarından Ramazan renklerini Diyanet TV ekranlarına taşımaya çalışacağız. Bugün iki ülkeye, dünyanın nüfusu en büyük ülkesi Endonezya'ya ve dünyada Ramazan'a ilk giren ülke olan, yani biz burada iftar yaparken orada sahura kalkılan uzak bir ülkeye, Avustralya'ya gideceğiz. Endonezya yaklaşık 260 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve nüfusu en fazla olan İslam ülkesi. Nüfusunun %87'si Müslüman, %10'u Hristiyan olan Endonezya, çıplak gözle, gözlem usulü çerçevesinde bize göre bir gün sonra başladı Ramazan'a. Pada hari ini... Her Ramazan'da ülkemiz ay hareketliliğini esas alan gözlem yöntemini kullanıyor. Bu yönteme göre Ramazan'ın başlangıcı için hilalin gözle görülmesi gerekiyor. Endonezya'da camilerde özel Ramazan etkinlikleri için programlar planlandı. Ramazan ayının birinci gününden son gününe kadar sohbet, Kur'an tilavetleri, itikaf ve toplu Kur'an okuma gibi programlar düzenleyeceğiz. 24 saat açık kalacak olan camimizin avlusunda her gün yaklaşık 4000 kişi iftar vereceğiz. Ve bir başka uzak coğrafya Avustralya. Allahu Ekber. Dünyada Ramazan'ın ilk heyecanını yaşayanlar Avustralya Müslümanlarıydı. Örneğin Melbourne şehrindeki Broadmeadows Camii'nde Türkiye'den 7 saat önce kılınıyor teravih namazı. Daha doğrusu Türkiye iftar yaparken orada sahura kalkılıyor. Allahümme salli ala. 600 bini aşkın Müslümanın yaşadığı Avustralya'da saat farkı doğal olarak iftar için de geçerli. Türk aileler arasında ilk iftarda topluca iftar yapmayı tercih edenler güzel bir aile buluşması gerçekleştirdi. Hep beraber iftar açmak bizim için çok sevinçli bir şeydi. Buruk da olsa ilk iftarımızı yaptık. İnşallah bu Ramazan'ın bütün İslam dünyasına huzur, güven ve dayanışma getirmesini ümit ediyorum. Teravih namazlarında, iftar sofralarındaki dualarda Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz unutulmuyor. Her ne kadar bu sıkıntılar bizde bugün olmasa da çevremizde olan biten bu şeyleri görüyoruz. Dua edelim insanlığın geleceği için, Müslümanların geleceği için.